Sihir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Gıda Yem Şubesi'nde 9 tane gıda kontrol görevlisi, 20 tane personel olarak tüm il genelinde, ilçelerde ve köylerde olmak üzere gıdanın üretildiği, satışa sunulduğu, gıdanın olduğu her faaliyet alanında rutin denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Gıda üretiminin hijyenik bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda il çerçevesinde 2022 yılında gıda güvenliği bilgi sistemine kayıtlı olmak üzere 2500 rutin denetim gerçekleştirmiş olup diğer faaliyet alanlarında kasaplarda, lokanta ve restoranlarda da ekstra 1500 rutin denetim gerçekleştirdik. Birçok farklı farklı gıda maddesi var. Gördüğünüz üzere çok farklı geniş ürün yelpazesi var. Bazı ürünlerde mikrobiyal yük, su aktivitesi gibi faaliyetler fazla olduğu için ürünlerin bozulması, sağlığa zararlı olması açısından son kullanma tarihi, son tüketim tarihi etiket bilgilerine vurulur. Ve bunların son tüketim tarihi geçtikten sonra tüketilmesi insan sağlığına zararlıdır. Zehirlenmelere sebep olabilir. Vücutta başka zararlı etkileri olabilir. Bunların hepsi üreticilerin raf ömrü analizleriyle belirlenen şeylerdir. Fakat aynı zamanda etikette bir de tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresi bulunabilir. Bu ürünlerde de tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra tüketilmesi sağlığa zararlı değildir. Fakat o tarihe kadar ürün kalite özelliklerini korur, renk, görünüş, nem gibi özelliklerini tam anlamıyla korur. Üretici size şunu tavsiye eder, der ki bu tarihe kadar tüketmenizi tavsiye ediyorum ama bu tarihten sonra tüketirseniz de sizin sağlığınız açısından bir zararı yoktur. Bu ikisinin arasındaki farka, ayrıma varmak gerekir. Bu kapsamda tüketicilerimizin etiket okuyuculuğunun gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar çok etiket, içindekiler bilgisi, tavsiye edilen tüketim tarihi, son kullanım tarihi arasındaki farkı anlarlarsa ürünleri daha rahat, gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Son kullanılma tarihleri geçmiş ürünlerden nasıl istifade edilebilir? Şöyle, biliyorsunuz ki tüm dünya çapında gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülmekte. Ülkemizde de böyle çalışmalar var. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler nerelerde değerlendiriliyor diye de hem atık olarak çevreye zarar vermelerini önlemek adına çalışmalar yapılıyor. Ama her ürün grubunun farklı alanlarda böyle geri dönüşüme kazandırılması gibi çalışmalar var. Enerji sistemlerinde kullanılıyor, geri dönüşüm tesislerinde dönüşüm sağlanabiliyor. Fakat son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığı için zararlıydı demiştik. Bu ürünlerin hayvansal ürün olarak son kullanma tarihi geçmiş gıdaların hayvanlara da verilmesi kesinlikle sakıncalı. Çünkü aynı şekilde insan sağlığını koruduğumuz gibi biz hayvanların da o canların da sağlığını korumakla yükümlü olduğumuz için kendi sağlığımızı düşünüp tüketmiyorsak, son kullanma tarihi geçmiş ürün bizim sağlığımıza zarar vereceği için tüketmiyorsak, aynı şekilde onların da bir canı olduğunu düşünüp onların da tüketmesini engellemeli. Evimizde, çevremizde, sokağımızdaki hayvanlara da vermemeleri, onların yemi olarak kullanılmasını engellemeliyiz. Tavsiye edilen tüketim tarihi, yani şöyle TETT ve son tüketim tarihi STT arasındaki farka bakarak tüketmeleri gerektiğini söyleyelim en son. Bu ürünler şu an peynir mikrobiyal yükü ve olan, bozulması çok kolay olan, soğuk zincirde durması gereken bir ürün. O yüzden üstünde son tüketim tarihi var. Ama bu ürün soğuk zincirde bulunması gerekmeyen, mikrobiyal yükü çok fazla olmayan bir ürün. Onlara da tavsiye edilen tüketim tarihi vuruluyor firmalar tarafından.